Üçüncü kayınvalidem olmuş bile Züleyha Sultanım. Merhabalar. Merhaba. Besmele ile başlayalım. Hiç sorun yok. Dün ne yaptıysan aynısını yap. Dün sen gelinini buldun. Buldun yani. Gerçekten bak. Sana güveniyorum. Afiyet olsun. Ben de güveniyorum inşallah. Nursel Hanımcığım çok güzel pişmiş, et güzel pişmiş, hamuru kabarmış. Yani malzemeleri de güzel pişmiş. Süper. Gayet güzel. Ama tabii ötekinlere bakmadan bir şey diyemem. Ama fena da değil. Havuçlar falan doğranmalar. Evet, doğranması gayet güzel. Güzel yani. İyi, süper, afiyet olsun. Ekmek gayet güzel olmuş. Çok güzel de kabarmış, şişmiş. Güzel olmuş. İçinin malzemeleri de güzel doğranmış. Bezelyesi pişmiş. Etinde bir tık sorun var. Eti pembe kalmış. Tabii süreleri de kısıtlı. Hani ona da bakmak lazım. Ya bu da fena değil aslında. Ekmeğin bezesi ve pişmesine de son bir yorum yap. Şeyi, görünüşünü beğendim. Evet, görünüşü güzel. Yani. Tamam. Evet. Afiyet olsun. Beğenme günündesin bugün. Evet. Üçüncü tabağın. Nursel Hanımcığım. Bu güzel kabarmış ama tam özleşmemiş. Yani içi hamur kalmış. Şöyle. Hamur olmuş bu. Yani şekli de ötekinlere nazaran daha bir yaygın falan olmuş. Eti hiç pişmemiş. Havuçlarında bir tık sertlik var. Yani özleşememiş. Bir tek bezelyesi pişmiş bunun. Bezelye zaten konserve. Evet. Yani. Bezelyesi, havuç pişmemiş ama. Kusurlarıyla bıraktık bu tabağı da. Evet. Son tabağın. Eti pek pişmemiş açıkçası. Hamuru güzel, güzel özleşmiş. Şekli falan da güzel. Gayet güzel olmuş bu da. Bugün benim işim zor, beğenisi günüm her. Ekmeği beğendin, etini çiğ buldun değil mi biraz? O kadar, tek sorunu mu? Yani eti bana biraz çiğ geldi. Hmm. Ekmeğin kabarması? Güzel. Havuçları nasıl, sebzeleri? Havuçlarında da biraz sertlik var, biraz. Evet, pişmiş aslında. Pişmiş. Yani evet, pişmiş. Evet şekerim, üçüncü kayınvalidesin. Puanlar inanılmaz düşük kullanılıyor son zamanlarda. Haliyle iki bölüm sonra bugünü saymazsak 6. sezon finaline başlıyoruz. Çok önemli. Herkes burada olmak istiyor. Bakalım neler edeceksin? Söyle. Şuna bir vermek istiyorum. Üçüncü tabak bir puan. Evet. Şuna 5 vermek istiyorum. Daha iyi gibi geldi. Dördüncü tabak 5 puan. 3. İkinci tabak 3 puan, birinci tabak 1 puan. 2-1-1-3. Evet, bir şeyler oldu. Züleyha'cığım, adın çıkacak artık. Kız bak, kim bulamıyor? Mesela bittiğinde program düşüneceğim, böyle dedikodu yapacağız arkadaşlarımızla. En bulamayan kimdi diyecekler? Züleyha'cığım vardı diyeceğim. Ama çok üzülüyordu ama bir türlü bulamıyordu diyeceğim. Aklımda öyle kalacaksın. Unutmayacaksın beni. Asla unutmayacağım. Bakalım bugün neler oldu? 2-1'den bir tanesi kimin olmuş? Hazırsan derin bir nefes al ve yüzleşme başlasın. Kaldır. Gamze. Züleyha teyzeciğim. Nur teyze de aynı yemekten tattı. O yüksek puan verdi. Yani aynı yemeği yediniz, aynı görüntü, aynı şey. Nasıl bir puan? Hayatım, hamur olmuş. Yani ekmeğin
şöyle yaptığında hamur. Hamur yani, gelip gösterebilirim. Gel istersen. Yani beşlik bir tabağa bir verip hamur diyorlar diyorsunuz. Yani şimdi bu, bakar mısın, bu pişmemiş. Bak. Buna hiç kimseye hiçbir şey vermem. Bak, görüyor musun? Bu hamur değil. Bu yemeğin hamur. Suyundan birazcık sadece yumuşamış. Hayır. Buna bak, hamur diyemezsiniz. Ben suyundan almadım farkındaysan. Bak bir daha göstereyim. Bak burası tamam, sonuçta suyu sıcak, var mı? Sonuçta sıcak kapatılıyor ya. O da ama oradan buhar yapıp yumuşamış. Buna hamur diyemezsiniz. Hayır, yani. Hayır, bu hamur. Bunu kabul etmiyorum. Hamur değil. Ve gerçekten gayet pişmiş görünüyor şu an. Diğerlerine de bakar mısın Gamze? Onlar da hamur mu? Hayatım bunları gayet da yaparsan evet. Yok. Bu ben hamur. Görüyorum, ellememe gerek yok zaten. Buhardan yumuşadığını düşünüyorum sıcak kapatıldığı için. O yüzden hamur diyorsunuz. Sen doğru şeyi yaptın. Gerçekten hamur. Gamze hala neyi savunuyor ben onu da anlamış değilim. Değil yani benim kayınvalidem de zaten bir hamur ustası olarak bir verdi. Yani neyini savunuyorsun tabağın? Tabağımı tabii ki de savunacağım. Sonuçta ben de burada bir emek harcıyorum, bir şey yapıyorum, bir şey çıkartmaya çalışıyorum sizler gibi. Tabii ki o zaman ne bileyim etini falan savun mesela. Hamurdan gitme. Evet olmamış de. Etime de savundum, etime pişmiş dedim. Ya onda da savunulacak hayır. Bir şey yok ama eti oradan pişmemiş. Bari girsin yani hamur hamurcu ya. Hamurcu pişmemiş, eti pişmemiş, pişmemişti evet. Yani. Dört dörtlük yaptığımı düşünüyorum. O zaman bir. Evet o zaman bir doğru. Dört dörtlük yaptığım için birse evet bir. Haydi devam edelim. 3 puan. Evet. İşe yarar mı? Ya bilmiyorum. Yarar ya. Yarar. Gerçekten 1 puana bile şu an korkunç ihtiyacımız var. 3 puan 3 puandır. Ne öldürür ne güldürür. Bakalım. Bakalım bu değerli 3 puan kime gidiyor? Kaldır şekerim. Damla. Şimdi Züleyha teyze... Etinin tadına ben de baktım. Acaba sana, yani sen şimdi pembe görünce de gelinin de dahil, gelin tabağını da pembe gördüğün köftede ben geldiğimde orada bir pembelik göremiyorum. Geleceğim yine bakacağım. Çünkü o kadar hani kaşıkla ezeriz hani biraz da boylarını küçültmek adına. Bakar mısın pembeliğe? Bakar mısın? Bu pembe değilse ben de zürüş değilim. Tamam, bu bugün bu pembe. Doğru söylüyorsun ama bu pişmemiş bir et değil ablacığım bak. Bu pişmemiş bir et değil. Pembe ama pişmemiş et değil bu. Bak, hepsi pişmiş. Oluyor. Hepsi pişmiş. Pişmiş yani bunlar. Peki anladın neden, mı? Pardon, neden ayıramadın, kesemedin? Çünkü yağ var burada, ki. Sinir var. Aa, sinir olduğu için. Bakın o sinir zaman var etinden ve ayıramadım kes, yani bak, sinir var. Bakar mısın etinden kes. Ablacığım dana eti sen burada zaten öyle. Lokum gibi bir et beklersen. Tabii ki beklemiyorum. Bu bir sorun yani. Tabii ki beklemiyorum. Lokum gibi bir et. Olamaz. Şöyle kuzu eti verirse evet hani lokum gibi bir et beklersiniz. Ben de onu yapamazsam ben burada onu savunmam. Peki. Zülişim. Canım. Şeytanın bacağını kırıyor muyuz? İnşallah. İnşallah. Vallahi bilmediğim halde göbek atarım herhalde. Çok güzel oyna bulursan tamam mı? İnşallah. 3. kayınvalidemin altın değerinde puanı. Bu 5'ler var ya, ilaç ilaç. Bakalım rakibe mi gidiyor, bizde mi kalıyor? Damla çıktı, Gamze çıktı. Ya kendi gelini Zeynep ya da Kıymet puanı kaptı. Aç görelim. Oh be Zeynep. Ay gerçekten tebrik ederim, sağ ol. Vallahi ben de sevindim ha. Teşekkür ederim. Sonunda buldum. Teşekkür ederim, öpüyorum. Vallahi canım. Senin adına sevindim yani. Kendi adıma üzüldüm ama senin adına ben sevindim. Ben de çok sevindim biliyor musun? Kayınvalidem de bulsun beni bir zahmet. Burada en iyi yemek yapan benim. Bir dakika ya, artık hepiniz bir susabilir misiniz? Şovunuz bitti mi artık yani? Bitti. Dönüp dolaşıp herkes bana geliyor. Hepiniz bana oynuyorsunuz. Sana hep değil, kayınvalidine geldim. Yani benim tabağımın hakkını nasıl yersiniz? Lütfen. Kayınvaliden yedi mi verdi mi? Lütfen bir kayınvaliden... Hayır, şu an buraya konuşuyoruz. Verdim. Lütfen. İzninizle anlatabilir miyim derdim? İlk önce kayınvalidene soracaktım ben neden aklımı yedim diye. Ben şu an buraya konuşmak istiyorum ve izninizle derdimi anlatmak istiyorum. Geldiniz, anlat. Burada dediniz ki o su güzel, bu su güzel, ekmeği güzel, okey. Eti güzel, okey. Güzel doğranmış, ona da tamam. Yani bir kusur bulamadınız, söylemediniz. Bu tabağa geldiniz, ben hani beşliği geçiyorum.
Eti pişmemiş pembe dediniz. Şimdi nasıl bu bir, bu da üç olur? Bir de yanık dedi bunun kabuğuna. Çünkü hayır, yanık demedi. Daha eti böyle yanık bir hata dedi. Yapmayacağım dedi. Hayır. Eti yanık dedi. Etine yanık mı dediniz? Hayır, ekmeğine. Hiç de bir şey demediniz yani. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Hayır, etine dedim. Eti yanık çünkü. Çiğ olan bir tabak genel anlamda baktığınızda. Eti mühürlemişsin ama biraz fazla mühürlemişsin sanırsam. Kıymet. Kayınvaliden, o kadar üzülme hayatım. Kayınvaliden öteki çeyreği de getirmiş sana. Züleyha teyzeciğim, kusur bile bulamadığın tabağa nasıl bir puan verirsin ya? Bundan sonra senin puanlamanın benim için hiçbir hükmü yok. Zeynepciğim, bu arada arkamdan yaptığını görmediğimi zannetme. Benim arkamda da gözüm var. Ha bir de bana oynayıp oynayıp durma. Gerçekten beni çizgimden çıkarmayın. Yeter artık. Çizgim yeter yani. Tamam ablacığım. Ya. Arkanda gözün mü var? Evet Nursel Hanım. Yapma ya. Nasıl gördün kız onu? Ya burada camlar, aynalar, fırınların camları. Ben yani sevdim. Ben sevdim. 6. sezon finalinin böyle ayak sesleri bunlar. 2 bölüm sonra, bu bölümü saymıyorum. 2 bölüm sonra gelinim mutfakta 6. sezon şampiyonunu arayacak ve 80 altın bilezik için yarışacak gelinlerimiz. Haliyle bütün bunlar çok normal. Günün kritiğini yapıyoruz. Son noktada Gamze'nin kayınvalidesinde.